Vakıf Katılım, şehirde Ramazan'ı sunar. Ayın sultanı Ramazan geldi, oruçlar tutuluyor, sofralar kuruluyor. Peki Ramazan'a nasıl hazırlıklar yapıldı? Ramazan nasıl geçiyor? İşte bu soruyu kameraman arkadaşım Mahmut Kaplan'la biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Şehirde Ramazan başlıyor. Ramazan geldi artık. Evet. Oruçlar tutulacak. Ramazan'ın feyiz ve bereketi nasıldır? Nasıl sofralar kurarsınız? Vallahi gücümüzün yettiği kadarıyla. Nasıl gücümüz yeterse uçakla gidiyoruz. Peki nasıl geçiyor Ramazan? Güzel mi? Yani sofralarda ya da birlik beraberlik? Ya birlik beraberlik eskisi gibi yok. Hayat biraz bağlı bizim için. Zor önceki yani. Sofralar da kurulmuyor tabii. Herkes kendine. Çok hayır, fazla davet de yok. Yok yok. Nasıl önceden Ramazan nasıldı? Ya öncekiler daha iyiydi. Yardımlaşma vardı. Birlik beraber vardı. Şu anda hayat şartları olduğu için kimse kimsine yüzüne bakmıyor. Maalesef öyle. Evet, evet. Çok sağ olun, Allah kabul etsin. Sağ ol, sizden de. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? İyi, şükür. Ramazan geldi. Feyiz ve bereketi nasıldır? Nasıl geçiyor sizde Ramazanlar, sofralar kurulur mu? Ya Allah'a şükür kuracağız. Kurma tabii ki istiyoruz. Peki Ramazan'ın feyiz ve bereketi denince ne gelir aklınıza? Ramazan'ın feyiz ve bereketi demek insanların kendilerini, ibadetlerini yaparak huzurlu hissedebilmeleri. Birlik ve beraberlik önemli. Birlik, beraberlik. O da çok önemli tabii ki. Ülkenin birliği, beraberliği önemli şeyler. Çoluk çocuk gelir mi iftara? Çoluk çocuk gelir. Gelir. Sofra kurmak da önemli çünkü. Ya, sofra kurmak önemli tabii ki ama şimdi biz bundan 15 sene önce, 10 sene önce, 20 sene önce sofralarımız daha şendi. Son dönem gençler biraz inanç sisteminden uzak kalıyorlar. Ne olabilir sebebi? Çok fazla mesela oruç tutuyor gençlerimiz de, tutmayanlar. Şu var. Şimdi ülkede yani gençlerin biraz uzaklaşması bence bu İslami kuralları biraz dejenere etmek. Yani gerçekten İslam'da Kur'an-ı Kerim'de olmayıp da dışarıda hani bunlar işte sanki varmış gibi de gösteriliyor. Çoğu şeyler mesela Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama bunlar var gibi veyahut da o kadar camiler yapılıyor. Camiler yapılıyor, ibadet evleri yapılıyor ama bunları dolduracak şey yok. Gençler yok. Genç yok. Sadece cuma günleri, bayram günleri bakıyorum var ama koskocaman cami yapılmış. Caminin içi bomboş. Ben de gidiyorum ara sıra bakıyorum mesela ama yani bomboş yani. Hani onlar nasıl çoğalır? Onları çoğaltmak için başka neler yapılabilir? Gençler biraz diyor süresi uzun diyor orucun diyor. Sabah ezanıyla başlıyor akşam ezanına kadar. Sizce uzun mu? Zorlanıyor musunuz? Ben tutmaya çalışıyorum. Zorlanma şimdi alışkanlığa bağlı. Baştan nasıl kendini alıştırırsan o zaten gün geçtikçe insan artık uzun süreye çok rahat alışabiliyor. Bir de inanıyorsan Allah sabrını da verir. Zaten inanıyorsan zaten onun sabrı zaten. O sabırdan dolayı rahatlık da hani tutabilirsin. Tutabilirsin. Oruç demek sağlık, sıhhat demek, ibadet demek. Çok sağ olun. Teşekkürler. Allah kabul etsin. Ben teşekkür ederim. Evet, Ramazan artık geldi. Siz hazırlıklarınızı tamamladınız mı? Allah mübarek etsin. Cenab-ı Allah bayrama yetişsin. Nice bayramlara, nice Ramazanlara. Yani hazırlık dediğin her zaman beklediğimiz, gözlediğimiz bir dini ibadetimiz. Yani bununla ilgili şimdi yurt dışında yaşadığım için. Nerede yaşıyorsun? Londra'da yaşıyorum. Orada Ramazan nasıl geçiyor? Hissedebiliyor musunuz? Orada da var maşallah yani birçok yani milletin şeyi var, camisi var, cemaati var. Londra'da zaten cuma günü olduğunda yani Ramazan dışında cami yahut da mescit sormanıza gerek yok. Takiyeli çok insan görürsünüz. İlla onları takip edince camiye ulaşıyorsunuz. Cami vuruyorsunuz, evet. Ne güzel. Peki İstanbul'a Ramazan için mi geldiniz? Aslında seçim için geldim ben. İkametgahım burada aldırmadım. Hem seçim, oy kullanacaksınız. Tabii oy için.
tabii İstanbul'un da halini görüyorsunuz. Tabii, kimi destekleyecek? Ben yani AK Parti. Yani gören gözlemiş kılavuz istemez hesabı. Hani köy möy diyorlar ama gerçi İstanbul dünyanın en büyük köyü olmuş. Kesinlikle. Yani insanlar tabii insanlara bir şey söylemenize gerek yok. Bir şey anlatıp ya da ispat etmenize gerek, her şey ortada. Kesinlikle. Feyiz ve bereketi nedir Ramazan'ın? Bize ne katar? Ramazan'ın en büyük şeyi manevi. Yani maneviyatın olmadıktan sonra şey yok. Bir insan mesela yiyip içmekle bu dünyayı şey yapamaz, kazanamaz. Yani, manevi atmosfer şart tabii, diyorsun. Tabii manevi. Yani iman olmayan bir insanın, bir şeyi bağlantısı olmayan insanın şey olur mu? Hayatı olabilir mi? Ramazan geldi. Siz evet, ne hissediyorsunuz? Tacı, Ramazan hoş geldi. Baş tacı geldi de kimse oruç tutmuyor ki. Neden? Tutmuyorlar abi, insanlar dinsiz olmuş ya. Tutmuyor. Yani son eskiden dönem daha gençler özellikle çok tutmuyor. Ya o var işte bu şey, nasıl diyeyim sana. Mahalleye bakıyor, etkileniyor. Ne bileyim, komşusuna bakıyor, etkileniyor. Yani inanç da kalmadı. Millet inançsızlaştı ya. Daha kelime, son dönem evet oruç tutan kelime biraz azaldı galiba. Bir, tabii. Eskiden mesela Üsküdar'da ben kaç sene, 25 senedir buradayım. Önceden Üsküdar'da yani böyle az buluyordun insan yemek. Şimdi gözünün önünde yiyorlar yani artık. Peki size göre Ramazan'ın feyzi ve bereketi nedir? Ama o bahanedir gerçi. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurmayla, bizimki o bahane de millet tutmuyor, o ayrı. Yani inanç kalmamış insanlardan. Tutmuyorlar abi. Bir tas hurmayla 5-6 kişi doyuyor. Herkes diyor geçim derdi. Tamam geçim derdi de. O zaman yani oruç tutmaya engel mi? Ya o engel değil de işte tutmuyorlar abi. Bunlar şeyden diyor, yok bunlar böyle inanç kalmamış ha diyor. Çok inançsızlık var. Biraz da sosyal medyanın etkisi gençlerin üzerinde galiba. Tabi teknoloji iyi değil ya. Teknoloji bizi bitirdi. Ramazan geliyor mesela, çok fazla feyiz ve bereketini göremediğimiz zamanlar. Aynen öyle valla. Bakalım ne olacak bu sene. İstanbul'da Ramazan, Ramazan'ı tutmak isteyen herkes tutabilir. Çünkü eğer ki sorsalar Müslüman mısın, elhamdülillah, elhamdülillah diye herkes Ramazan'ı tutabilir. Bence hiçbir sıkıntı yok. Yokluk var diyorlar, şu var diyorlar, bu var diyorlar, bereket. Hayır, alakası yoktur. Ben burada misafirim. Giresun'dan geldim. Bir 10 gün böyle bir tatil amaçlı geldim. Gideceğim Allah izin verirse. Ama şöyle, Ramazan burada ben gözlüyorum. İnanç denen bir şey yok. Ahlak denen bir şey yok. Bitmiş. Yani yapacak bir şey yok. Tutmak isteyen tutar. İstemeyene de zorla bir şey yaptıramaz. Kesinlikle öyle ama gençlerimiz galiba biraz sosyal medyadan etkileniyorlar. Namaz, oruç tutan gençlerimizin sayısında azalma var deniyor. O bence aile bireylerinin, daha doğrusu ailedeki büyüklerin nasıl diyeyim, yönlendirmesinden dolayı. Yani yoksa ben mesela 3 tane çocuğum var. Hepsi orucunu da tutar, namazını da kılar. Ben de dahil. Peki biraz süre uzun diyorlar. Özellikle Ramazan ayında bu tutulan oruç vakti sabah ezanında başlıyor. Akşama kadar süre uzun mu sizce? Hiçbir şekilde uzun değil. Zorlanıyor musun? Hayır hayır hayır. Ben zevkle tutuyorum ya. Oruç tutmazsa insan zorlanır mı ya? Zaten oruç tutmayana yüktür. Oruç tutmayana ağırdır. Evet evet evet. Ben çok memnunum. Hatta bir gün önce gelsin diyorum. Böyle yani. Herkes sizin gibi düşünmüyor. Yani kardeşim. Ben başka bir şey söylememe gerek yok. İnsan tutmak istiyorsa, inancı varsa %100 tutar. Kesinlikle gibi kalmadı inancı. Eyvallah abim, teşekkürler. Ramazan ayı geldi, hazırlıkları tamamladık. Nasıl sizce Ramazan ayının feyzi ve bereketi nedir? Size bereketi beraber oturup yemek yemek, beraber oturup misafire gitmek, davet etmek gibi vesaire. Ama şu anda Ramazan'ın ilk haftasını ailemle beraber geçirmek istiyorum. Ki zaten ben burada gurbetteyim. Memlekete geçirmeyi düşünüyorum. Ailemle beraber ilk haftasını onlarla beraber geçireceğim. Tabii ailecek daha güzel oluyor değil mi Ramazan? Tabii aileyle daha güzel oluyor. Akrabalar da daha güzel oluyor. Ama ilk hafta 10 gün boyunca aileyle beraber geçirmek daha iyi oluyor. Ondan sonraki işte arkadaşlar, dostlar ya da akrabalarla beraber hep beraber oturup iftarımızı, sahurumuzu açmak daha iyi oluyor. Peki nerede o eski Ramazanlar diyor musunuz siz de?
Evet diyorum yani kesinlikle. 2012-2013 yıllarında Ramazan ayları daha güzeldi. Şöyle de güzeldi. Hani ben kendi adıma konuşayım. Küçükken hep biz birle Kur'an kursuna giderdik. Oyun oynardık işte mahallede falan. Ramazan ayında herkes birbirini davet ediyordu. Davet etmediği zaman hadi iftara ya da herhangi bir yere yetişmediği zaman kulüp komşuya giderlerdi. Yemek yerlerdi. O zamanlar güzeldi ama şimdiki görsen biraz daha farklı. Hani kimse kimseyi davet etmiyor. Kimse kimseyi düşünmüyor ki zaten gittikçe devir de değişiyor. Daha doğrusu Ramazan ayı diyoruz. Hani Allah rızası için oruç var ama Allah rızası için oruç tutmayanlar da hani tutamıyorlar işte maalesef. Peki süre çok mu uzun geliyor size? Mesela bazı vatandaşlar diyor ki süresi çok uzun oluyor diyor. Sabah namazından akşama kadar diyor. O yüzden diyor tutmuyoruz diyor. Size süresi uzun mu geliyor? Hayır kesinlikle değil. Çünkü şöyle bir şey. Bilmem 11-12 saat işte falan aç kalıyorsun. Senin doyabileceğin en fazla dakika 15 dakika. Yani bilmem 15 saat aç kalıyorsun ama 15 dakikada doyuyorsun. Çünkü 11 ayın sultanı adı üstünde. 11 ay boyunca eğlendin, yedin, içtin, her şey yaptın ama o son bir ay kalan o bir ay içerisinde içindekini zikredebilmesin diye, o vücudun dinlensin diye oruç tutmamız gerekiyor. Ki zaten mantık olan bu zaten, benim fikrim bu. Zaten bu oruca bedenin de ihtiyacı var. Tabii kesinlikle bedene de ihtiyacı var. İçindeki o işte bedeni zikrediyor, dinleniyor. Kesinlikle oruç tutması bazen doğru bir şey. Ha oruç ayı beklememek mesela şöyle de var. Ramazan ayı beklemesek de oluyor. Hani hayır olsun diye 2 ya da 3 gün falan oruç tutmak da iyi oluyor yani. 3 aylarda da tutanlar var. Mesela pazartesi, perşembe oruçları da var. O konuda pek fazla bilgim olmadığı için yanlış bir şey söyleyemem. Eyvallah, teşekkürler. Çok rica ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Aslında Ramazanlar çok iyiydi. Bir heyecan vardı. Huşu içinde geçerdi. Bereketliydi. Şimdi Ramazanların bereketi de yok. O eski böyle heyecanı da yok, neşesi de yok. Neşesi de yok. Çocukluğunuz da nasıldı? Ben Erzurumluyum dadaşım. Bizim Erzurum'da beklerdik. Hatta top atılırdı. Gider beklerdik. Evimize gelirdik. Çeşit çeşit yemekler, salatalar. Erzurum'un tatlısı böreği bilirsiniz zaten. Ondan tatmaya gerek yok. Biz de Sivaslıyız. Yakınız. Yakınız evet. Ama şimdi ne Ramazanlar var, ne bereket var, ne de bir inanç var. Yani insanlarda o şey de kalmadı. Yani o eski samimiyet kalmadı. Gelen samimiyet tabii bu ekonomikle de ilgili, samimiyetle de ilgili, göçle ilgili. Yani oradaki yaşam biliyorsun örf adetlerimiz. Tabii örf adet de yok oluyor. Yani ben gerçi 40 senedir Avrupa'dayım. Her geldiğimde bu değişime şahit oluyorum yani. Nerede Avrupa'da? Ben İngiltere, Londra'dayım. Bir araba 10 bin kilometre gidiyor, 10 bin kilometre bakımı, 20 bin kilometre bakımı. Yani insanın da böyle bir bakıma ihtiyacı var. Tüm dişlerin, şeylerin boş olarak çalışması. Bedenin de tabii ki bu faydaları var. Bazı vatandaşımız diyor ki süre çok uzun o yüzden tutmuyoruz diyor. Size uzun geliyor mu? Ya. Yok, senenin 11 günü şey olur, 36 yaşında aynı Ramazan'ı aynı günde tekrar tutma imkanı olur. Yani kudreti Mevla böyle bir imkan tanımış. Senenin her gününde tutabilme imkanı. Yoksa Aralık ayında en kolayıdır. 4.30'da 5'te akşam oluyor. Bu Ramazan oruç tutma değil ki. Asıl önemli olan Haziran'ın 21 Haziran'da günlerin en uzun olduğu günde tutabilmek. Onun için böyle bir eşitlik sağlamış, adalet sağlamış. Günün her yılın her gününde tutabilmek için. Peki çocukluğunuzda farklı mıydı Ramazanlar? Biraz daha galiba o maneviyatından uzak mı kaldık? Çünkü ben de hatırlıyorum çocukluğumuzda sofralar kurulurdu. Yani çocukluğumuzda o çocukluk olarak algılaması belki şimdi yetişen genç nesilde çocuk olan da bir 50 yıl sonra bizim çocukluğumuzda farklıydı diye algılayacak. İnsan ilişkileri daha farklıydı tabii ki. Yani komşuluk ilişkileri, insan ilişkileri doğru. Fark var. Ramazan'da çok mutluluk istiyorum. Çok özlüyorum yani Ramazan'ı, ibadet ayı. Ondan sonra teravihleriyle, sahurlarıyla bizi gerçekten yani çok huzura, mutluluğa kavuşturuyor. Rabbim rahmet ayı, mağfiret ayı. O ayda Rabbim bütün Müslümanlara, bizlere yardım eylesin inşallah. Özellikle bu ay Filistin için Müslümanların dua etmesini, gece gündüz sahurda, o iftar saatlerinde dualarına Filistin'i müşterek etmelerini istiyorum özellikle. Rabbim onlara yardım etsin istiyorum. İnşallah. Tabii ki Ramazan en özel aylardan birisi.
Allah'ın bize aslında bir lütfu. Çünkü sadece manevi atmosfer çok önemli. Tabii bedenin de ihtiyacı var galiba bu aç kalmaya. Tabii bedenin de ihtiyacı var. Çünkü beden de o ayda ne yapıyor? Kendini tazeliyor, yeniliyor, açlığa yani alışıyor. Aynı zamanda yoksulların halini anlama, düşünme fırsatı bize sağlıyor. Yani adeta Allah'ın bir lütfu bu ay. Rabbim bize bu ayı yaşatmayı nasip eylesin inşallah. Peki bazı vatandaşlarımız süre çok uzun diyor sabah namazından akşam ezanına kadar. Sizce de uzun mu? Canım, zorlanıyor musunuz? Yok, ben hiç zorlanmıyorum. Bugüne kadar kışta tuttum, yazda tuttum, Ağustos ayının sıcağında da tuttum. Hiç zor gelmedi. Çünkü Allah için yaptığın için o Allah kolaylığını veriyor sana. Sabrını da veriyor. Susuzluğa, açlığa karşı Rabbim dayanma gücü veriyor yani. Zaten inanıyorsanız diyor sabrını Allah verecektir. Tabii zaten inandığın için Allah her türlü kolaylığı nasip ediyor. Severek yaparsan hiç zor gelmiyor. Allah herkesin, tüm İslam aleminin o zaman tuttuğu oruçları kabul etsin. Amin inşallah. Rabbim Ramazanımızı mübarek eylesin diyorum. Bütün İslam alemi inşallah. Bize de dua edin o zaman. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sağ olun. Teşekkürler, saygılar. Vakıf katılımı şehirde Ramazan'ın sondu.